11 Temmuz'daki operasyondan sonra çeşitli iftiralar ortaya atılmış. Sayın Abnoktar ve arkadaşlarımız güya Türkiye düşmanı ve ülkemizin değerlerinden uzak bir grup gibi gösterilmek istenmiş. Hatta FETÖ'yle bir tutulmaya çalışılmıştır. Oysa Sayın Abnoktar ve arkadaşlarımız yerli ve milli karaktere sahip kişilerdir. Abnoktar neler yapmıştır hatırlatalım. Daima terör örgütü PKK karşıtı olmuş, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü savunmuştur. Bu yüzden PKK tarafından tehdit edilmiş, devletimiz bu nedenle kendine koruma tahsis etmiştir. Hiçbir zaman Türk, Kürt ya da Alevi, Sünni ayrımı yapmamış. Etnik kökeni ya da mezhebi kim olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kucaklamıştır. Bazı yetkililerce övüp korundukları dönemde bile FETÖ mensuplarını eleştirmiş, hal ve tavırlarını değiştirmeleri yönde ciddi uyarılarda bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyetlerle işbirliğini artırarak daha güçlü bağlar kurulması için çalışmıştır. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye kimliğinin korunması için çalışmış ve Türkiye'den koparılmasına karşı çıkmıştır. Kendisini ölümle tehdit etmelerine karşın IŞİD, EKD gibi radikal örgütlerin karşısında olmuştur. Eşcinselliğin İslami değerlere aykırı olduğunu anlatmış ve ülkemizde eşcinselliğin yayılma tehlikesine karşı mücadele etmiştir. Gezi olaylarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde devletimize yönelen tehlikeyi görmüş, medya ve sosyal medyada bu tehlikelerin bertaraf edilmesi için arkadaşlarımızla birlikte büyük bir çaba sarf etmiştir. Terörist saldırılara karşı polis, asker ve korucu kardeşlerimizi desteklemiş, daha iyi korunmaları için çalışmıştır. İttifakın güçlü ve müreffeh bir Türkiye için gerekliliğine inanmış ve ülkemizin güvenliğinin buna bağlı olduğunu savunmuştur. Eserlerinde daima Kur'an ahlakını savunmuş ve tüm Müslümanların bir araya gelip birlik olmaları için çaba sarf etmiştir. Dekolete giren hanımlar kadar başörtülü kardeşlerimizin haklarını savunmuş, insanların giyimlerine karışılmaması gerektiğini savunmuştur. Abnoktar tüm bu değerleri kitaplarda, internet sitelerinde, uluslararası medyadaki makalelerinde, tüm dünyadaki konferanslarda ve televizyon ekranlarında milyonlarca insan karşısında arkadaşlarımızla birlikte savunmuştur. Abnoktar ve arkadaşlarımız iftira edildiği gibi ne vatan hainleridir ne de çıkar amaçlı bir örgüt üyeleridir. Onlar sadece yerli ve milli hassasiyetleri savunan bir arkadaş grubudur.